Herkese selamlar. 15 gündür Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla yatıp kalkıyoruz. Şiddet olaylarının sonuçlarının ne olması gerektiği konusunda konuşuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bizzat siyaset yapışına şahit oluyoruz. Siyaset futbola karışmasın. Siyaseti futbol davet ediyor falan diyoruz. İşte bazı sporcuların, bazı antrenörlerin kötü davranışların sonuçları hakkında konuşuyoruz. Trabzon'da yapılan basın toplantısı ile ilgili konuşuyoruz. Ali Koç'un açıklamaları hakkında konuşuyoruz da iyi bir şeyi konuşmuyoruz. Eren Elmalı'yı. Şimdi iyi ki varsın Eren diye attın videonun başlığını. Ben çünkü 13-14 gündür mütemadiyen radyoda, YouTube yayınlarımda Eren Elmalı Fair Play ödülü almalı. Helal olsun sana Eren falan diyorum da. İyi ki varsın Eren yapıp zihnimi yaladığı andan itibaren gene ciğerim yandı. Hainler tarafından şehit edilmiş Eren'le Fair Play ödülü almaya yakışır bir davranış gösteren Eren Elmalı'yı aynı videoda kullanma diyebilirsiniz. Kullandım. Kanal benim. Tabii ki kıyas kabul etmez. Ama Eren Bülbül şehit olduktan sonra bir tweet'i çıkmıştı ve hepimizi ağlatmıştı. O tweet'te Eren kardeşimiz nur içinde yatsın, nurlar içinde yatsın diyordu ki biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın. Sonra Eren iyi ki varsın hashtag ile bir dünya mesaj yazdık. Vefatında yazdık. Yıl dönümlerinde yazdık. Ama ciğerimiz dağlandı. Çok ağladık. Ben ise yine bir başka Trabzonlu. Trabzonspor'da oynadığı için artık Trabzonlu diyebiliyorum. Eren'in Fenerbahçe maçında yaptıklarıyla bir spor sever olarak, bir abisi olarak gurur duyduğum için bu videoyu yapmak istedim. Hem Eren Bülbül'ü rahmetle almak istedim, hem Eren Elmalı'ya sana helal olsun kardeşim demek istedim. Çünkü bizim iyi sporculardan beklediğimiz budur. İşte fair play tam da budur. Şimdi Eren Elmalı'nın sırtına bir kambur kondu. O gurur verici ödülü alacak ama o ödüle yakışır bir hayatının sonuna kadar kovalamak zorunda kalacak. Ben Eren Trabzonspor'a transfer olduğu zaman eski hocası Fuat Çapa ile Eren'in teknik özellikleri ve karakter özellikleri ile ilgili bir röportaj yapmıştım. Fuat Çapa pırıl pırıl bir futbolcu aldı Trabzonspor. Yüksek kalitede, karakterli, sprinter, yürekli falan demişti. Öyle tanıdım. Şimdi de sorduğum insanların hepsi derler ki çok düzgün bir çocuk, çok düzgün bir çocuk. Zaten aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Kimisi taraftarın sevgilisi olmak için profesyonel bir futbolcuya yakışmayacak çirkinlikler, şirinlikler, aşırılıklar yaparken gerçekten çok gergin bir atmosferde iki tane şahane şey yaptı Eren Elmalı. Montaigne'ye da değineceğim. İki şahane şeyden bir tanesi Livakovic çenesinden yaralanmış ve tedavi edilirken yabancı madde gelmesin diye kendisini Livakovic'in önüne perde olarak koyuşu, siper edişi. İkincisi de tam bir kaos ortamı hakimken maçtan sonra çıkan olaylarda taraftarlar sahaya girmişken taraftarları engellemek konusunda gösterdiği çırpınış. Rakip meslektaşlarını korumak, Trabzonspor'u korumak, Trabzonspor'a az ceza alsın diye. Bu farkındalığı yaratmak için çırpınmak ayakta alkışlanır. Çoğu meslektaşımın da Eren'le ilgili güzel şeyler söylemesinden çok mutluyum ama bizde iyi şeyler hep öte yandan konuşuluyor. Eren'e de helal olsun. Ya Eren'i de gördünüz mü? Bak ne güzel yaptı. Vallahi helal olsun. İki cümle. Hayır. Asıl bunlar çok konuşulmalı. Bunu yapan oyuncular,
yüreklendirilmeli, ayakta alkışlanmalı ki o kışkırtan taraftardan alkış almak için çirkinleşen oyuncular rol model olmasın da küçücük çocuklar erenleri rol model olarak seçsin. Eren bu güzel ödülünün karşılığını Türkiye'nin gittiği her stadında pozitif ayrımcılığa uğrayarak alacak. Eminim buna. Selay. Hemen herkesin aklına gelen Ergün Pembe. Hiçbir stadyumda tepki aldığını hatırlamıyorum. Bireysel olarak. Çünkü işinde, gücünde ve centilmenliğinden şüphe edilmeyecek bir oyuncuydu kendisi. Bak ne kadar güzel futbolu bırakalı geçti. Seneler geçti. 10 seneyi geçti. 15 seneyi geçti. Biz hala Ergün Pembe'den bahsediyorsak eğer, günün birinde de gençler, büyükler, artık büyümüşler, Eren'den bahsedecekler. Yolu açık olsun. Montella içinde bir şey söylemek istiyorum. Bu milli takımın sol bek pozisyonda oynayabilecek iki tane oyuncu var. Birisi Ferdi, bir tanesi Eren. Bu maçlarda Eren'i kullanmayarak büyük hata ve haksızlık yaptığını düşünüyorum. Ama bunlar hazırlık maçları. Hazırlık maçlarında diğer oyuncuların durumunu görmek için böyle bir tercih yapmış olabilir. Milli sporcu da olacaksa Eren Elmalı gibi olsun. Herkesin ya, aferin ne düzgün çocuk diyeceği iyi oyuncular arasında ayrımcılık yapılacaksa pozitif ayrımcılığı Eren için yapsın. Kardeşim inşallah senelerce milli takımın formasını da giyersin. Bugün seni ayakta alkışladığımız hareketlerine devam edersin. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamazsın da. Bu videoda kendisini rahmetle andığımız Eren'e de yine mekanın cennet olsun kardeşim. Allah senden razı olsun diyorum. Bu videoya gerek var mıydı diyenlere de vardı. Bu benim kanalım. Bir dünya kötü şey için birer saat konuşuyoruz. Bu kadar güzel bir şey için de bir 10 dakika konuşalım. Benim de arşivimde bulunsun istiyorum. Bir de Umut Nayır için benzer bir video yapmıştım. Affedersiniz. Böyle futbolcular çoğalmalı. Hepimizin göğsü kabarmalı. Küçük çocuklarımız da Umut Nayır'ları, Eren Elmalı'ları örnek olarak kendilerine almalı. Hoşça kalın.